2022'de ustalarımızın tezgahından çıkan birbirinden özel takılar yine kilometrelerce yol gitti, birbirinden özel kullanıcılara ulaştı. Kuyumculuk sektörü koca bir yılı daha geride bırakırken 2022'de dünyanın dört bir yanından alım heyetleri ülkemize akın etti. Bir klasik haline alan İstanbul Jewelry Show'a yine ilgi büyüktü. Hem Mart'ta hem de Ekim fuarlarında 7 farklı kıtadan gelen mücevher tutkunları Türk mücevherini yerinde gördü, siparişlerini yazdırdı. Türkiye'de fuar olur da Antalya hiç boş durur mu? Antalya yılın en başında 2022'nin ilk mücevher organizasyonuna imza attı. Pek çok ülkeden gelen misafirlerin gözleri fuardaki mücevherlerle ışıldadı. Ve Anadolu'nun bereketli topraklarının ev sahipliğinde yapılan iki önemli fuar, Türkiye'nin güzel illerinden Van ve Gaziantep mücevher severleri buluşturdu. Mücevher ihracatında söz sahibi olan firmalarımız 2022'de yine sınırları aştı. Türk mücevherini dünyaya tanıtmak için yola çıkan firmalarımız Las Vegas, Miami, Vicenzaro ve Singapur fuarlarında boy gösterdi. Sektörümüz yeni yılda pek çok kez sandık başına da gitti. Önce İstanbul Kuyumcular Odası'nda, ardındansa Mücevher İhracatçıları Birliği'nde seçim heyecanı yaşandı. Son olarak İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi'nde başkanlık yarışı yapıldı. 2022 yılında pek çok önemli marka birbirinden güzel marka yüzleriyle yol arkadaşlığı yapma kararı aldı. Blue Diamond, Meryem Uzerli, Roberto Bravo, Gökçe Bahadır'la birlikte yol yürümeye karar verdi. Çilek Concepts ise ünlü sanatçı Hülya Avşar'la renkli bir yolculuğa yelken açtı. Storks'un tercihi ise sevilen dizi oyuncusu Nesrin Cevazade oldu. 2022'de sektörümüz renkli organizasyonlara da imza attı. 12. Mücevher Tasarım Yarışması Ödül Töreni'nin muhteşem galası 2022'de göz kamaştıran organizasyonlardandı. Törene katılan davetliler Hadise'nin şarkılarıyla stres attı. Van, Gaziantep ve Mersin'de düzenlenen organizasyonlarda birbirinden güzel mankenler podyuma çıktı. Taşıdıkları takılarla göz kamaştırdı. 2022'de zaman zaman güldük ama bazen de ağladık. İstanbul Tuzla'da kuyumcu çalışanını kafasından yaralayan soyguncular bir miktar altın alarak kayıplara karıştı. Kuyumcu çalışan arkadaşımız gençliğinin bağrında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli'nin kuyumculuk yapan babası da kötü niyetli hırsızların hedefindeydi. Hırsızlar Büyükçekmece'de bulunan kuyumcu dükkanına gece geldi. Yüklü miktarda altın çalan hırsızlar daha sonra kaçtı. 2022'de yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da önemli gelişmeler yaşandı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kraliçe öldü ama tartışmalar bitmedi. Önce Hindistan, ardındansa Güney Afrika, kraliçenin tacında ve asasında bulunan elmasların aslında kendilerine ait olduğunu iddia etti. Elmasların iade edilmesini istedi. Geçtiğimiz yılda altının yönü Avrupa'dan Asya'ya döndü. Rusya ve Çin yüklü miktarda altın alırken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da altın rezervini ciddi oranda arttırdı. Rezerv miktarı 800 tona yaklaşan Merkez Bankası en çok altına sahip olanlar listesinde hızla üst sıralara tırmandı. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakan sektörümüz yeni hedefleriyle 2023 yılına hazırlanıyor. Mücevher dünyası yeni yılda ihracatta birincilik koltuğuna oturmak için emin adımlarla ilerlemeye devam edecek gibi gözüküyor.